Herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Neşet Köksal. Yeditepe Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda Koşu Yolu İhtisas Hastanesi'nde genel cerrahi pratiği yapmaktayım. Daha çok ilgilendiğim alanlar kanser cerrahisi, özellikle meme kanseri, kolorektal cerrahi, obezite, anorektal hastalıklar ilgilendiğim alanlar. Bugün meme kanseriyle ilgili konuşmak istiyorum. Meme kanseri bildiğiniz gibi bir toplumsal sorun. Kadınlarımızda özellikle 6-7 kadında bir görülen, yaşamının bir döneminde karşılaştığı bir hastalık. Geçmişten günümüze bu konunun tedavisiyle ilgili oldukça gelişmeler oldu. Geçmişte daha ileri dönemlerde meme kanseri yakalanırken, günümüzde tarama yöntemleriyle artık daha erken dönemde meme kanserini yakalamaktayız. Ve bu sayede de hastaların sağ kalımları ve yaşam kalitesi oldukça artmış bulunmakta. Yine bu konuda özellikle meme kanseri cerrahisinde taramanın önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Taramada güçlü test dediğimiz hastanın kendi kendini muayenesi, bir cerraha muayenesi ve mamografi bu konuda erken tanıda oldukça yararlı olmaktadır. Meme kanseri tanısı konduktan sonra ne yapıyoruz? Hastayı bütünüyle değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmenin içinde genel cerrahi var, radyoloji var, medikal ve radyasyon onkolojisi var, patoloji var ve buna göre bir tedavi planlıyoruz. Yine artık günümüzde gerek ilaç tedavisi, gerek akıllı ilaçlar ve gerekse uygulanacak cerrahi yöntemler konusunda da oldukça fazla gelişmeler var. Günümüzde olabildiğince kanser cerrahisinden ödün vermeden kadınlar için çok önemli bir organ olan memeyi korumaya çalışıyoruz. Geçmişte tarihine baktığımız zaman memenin tamamını alıp koltuk altını temizlerken günümüzde sadece eğer uygun vakaysa tümörlü dokuyu alıp yine mümkünse koltuk altında Bechdel lenf bezi biyopsi dediğimiz yani tümörün ilk yayıldığı lenf bezini bulup patolojiye gönderiyoruz. Eğer burada hastalık yoksa koltuk altını bir şey yapmıyoruz. Çünkü bu ameliyatlardan sonra en sık gördüğümüz problemler koltuk altı lenf seksiyonu dediğimiz o bölgenin temizlenmesi sonrası oluşan koldaki şişlikler ya da lenf ödem olarak tabir ettiğimiz durum. Artık giderek lenf bezlerinde, bekçi lenf bezlerinde bir ya da iki lenf bezinde hastalık varsa ve memeyi koruyorsak bunlarda da yine koltuk altını temizlemiyoruz. Yine günümüzde akıllı ilaçlar dediğimiz, geçmişte bazı markerların pozitif olduğu hastalarda bu ilaçlar sayesinde de oldukça iyi sonuç alıyoruz. Bu cerrahi yaparken tabi öncelikli olarak kanser cerrahisi yaptığımızı, bir kanser hastasını tedavi ettiğimizi gözden kaçırmıyoruz ama bunun yanında hastanın yaşam kalitesi de çok önemli. Onun için olabildiğince memeyi korumaya çalışıyoruz. Bazen memeyi koruyamadığımız durumlarda onkoplastik cerrahi dediğimiz meme dokusunun alındıktan sonra yerine bir rekonstrüktif işlem, bu protez olabilir, vücut dokusu olabilir. Bununla yeniden bir meme oluşturmaya çalışıyoruz. Artık günümüzde meme kanseri tedavisinden sonra sonuçları 5 yıllık değil 10 yıllık vermeye başladık. Burada önemli olan vurgulamam gerekirse bir erken tanı çok önemli. Onun için hastanın kontrollerini yaptırması ve tarama programlarını ihmal etmemesi çok önemli. Ki bazen eğer ailevi yatkınlık ya da genetik faktörler varsa bu kontrollerin çok erken yaşlarda başlaması gerekiyor. Normalde meme kanseri taramalarını 40 yaşlardan itibaren başlatıyoruz. Ama risk grubundaysa daha erken başlatıyoruz. Ve yine genç hastalığı grubunda, ailede fazla varsa bu tür hastalıklar ve bu hastalarda genetik konstelasyonlarla bir genetik mutasyon var mı yok mu bunlara da bakıyoruz. Bugün günümüzde artık meme kanseri erken tanı konursa ve uygun tedavi yapılırsa korkulacak bir hastalık olmaktan çıkmıştır. Bu hastalar çoğunlukla normal yaşamına devam etmektedir. Şu konuyu da gözden kaçırmamak lazım. Artık meme kanserinin görülme yaşı da giderek küçülüyor. Daha erken yaşlarda meme kanseri ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bu tür hastalarda eğer evlenmemişse, doğum yapmamışsa bu tür hastalar ameliyat öncesi ya da
tıbbi tedavi öncesi bu hastalarda yine oğum prezervasyon dediğimiz yumurtalıklar alınıp saklanabiliyor ve bu hastaların daha sonraki dönemlerde uygulanan özellikle kemoterapi ya da hormonoterapi sonrası yumurtalık fonksiyonlarında herhangi bir bozukluk varsa bu saklanmış, daha önce alınmış saklanmış yumurtalarla birlikte bu hastalar daha sonra hamile kalabilmekte ve çocuk doğurabilmektedir. Sonuç olarak meme kanseri günümüzde çok yaygın görülen bir hastalıktır. Giderek görülme yaşı düşmektedir. Ama bir taraftan da gerek cerrahisinde, gerek ilaç tedavisinde, gerek ışın tedavisinde, gerek görüntülemede daha fazla gelişmeler olmaktadır ve tedavi sonuçları oldukça başarılı bir hale gelmektedir. Yine lokal ilerlemiş ya da ilerlemiş meme kanserlerinde de günümüzde oldukça başarılı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bunun için meme kanserinden korkmamak lazım ama erken tanı da oldukça önemli.